Bizleri var eden gerçeğin bir parçası olarak var olduysak, kendimize ve gerçeğe dair tecrübe elde etmenin ve aynı zamanda yaşamanın tek yolu teslimiyetle ilerlemekse ve bunun farkına ancak mantığı belirli bir seviyeye ulaşanlar varıyorsa ve bu insanlar diğer tüm var olanların varlıklarını kendilerinin farkına vardıkları gerçeğe uygun olarak o gerçekten habersiz bir şekilde sürdürdüklerine şahit oluyorlarsa, farkına vardıkları bu gerçeği herkesle paylaşmak isteyeceklerdir. Fakat herkesin mantığı, gerçeği mantıksal olarak kavramak için yeterli değilse ve bireylerin seçimlerinin birbirlerinin seçimleriyle çakışarak istenmeyen durumlara yol açtığı bir ortamda yaşıyorsak, olgun birey keşfettiği gerçeği bir an önce o gerçekten habersiz mantıklara kavratmak durumundadır. İçinde bulunduğu bu durum, mantığı gelişmiş insanın teslimiyetle ilerleyeceği görevidir. Görevin önemini ve kutsallığını yeterince idrak edemeyen mantıkların görevi suistimal etmesi, başlatılan görevi başarısızlıkla sonlandıracaktır. Görevin kutsallığını, önemini savunan bireylerden bazı arkadaşlarının kendilerine ihanet ettiğinin ve böyle giderse sürecin başarısız olacağının farkına varanlar, halkı uyarsa, mantığı yeterli olmadığı için halk anlatılanları idrak edemeyecek ve her şey daha kötüye gidecek. Hiçbir şey yapmadan hayatlarına devam etseler, bu sefer ihanetçilerin girişimleri sonucu yine kaosa mahkum olunacak. Bu durumda geriye tek bir seçenek kalıyor. O da başka bir yol, yeni bir çözüm yolu, yani yeni bir süreç. Ve bu sefer kendilerini ihanetçilere de anlattıkları süreçte ihanetçilere teslimiyetle ilerlemenin önemini, bu uğurda gerektiğinde kendini feda etmenin kutsallığını ispatlamış olmak için gerektiğinde can vermek zorunda kalacakları bir sürece sıkışmış durumdalar. Yani teslimiyeti kavrayamayacak durumda olanlar için teslimiyetin, kutsal olana adanmanın, imanın zorunluluğunu ispatlayabilmek için ölerek anlatmak zorundalar. Bu zorlu görev, mantığı gelişmiş, imanlı insanlara düşüyor. İmanlı insanların bu özverisi sonucunda, ihanetçiler teslimiyetin önemini kavrar ve yanlışlarından dönmek isterler. Fakat teslimiyeti savunan arkadaşlarının son mesajlarını vererek iflas etmeleriyle sistemin sorumluluğunun kendilerine geçtiği bu eski isyancıların önlerinde bir engel var. Kandırarak isyana teşvik ettikleri insanların mantıklarının yetersizliği, onları kandıranların pişmanlıklarını, samimiyetlerini görmelerine ve gerçeği kavramalarına engel oluyor. Bu da her çözüm girişiminin yeni isyanlarla, yeni karışıklıklarla sonuçlanmasına neden oluyor. Bu durumda, yarına çıkacağının bir garantisi olmadığının farkında olan ve ihanet ettikleri arkadaşlarının haklılığının farkına varmış eski isyancılara, gündeme, savunmalarını ve bahanelerini bırakarak çözümü geleceğe ertelemekten başka çare kalmıyor. Artık o, herkesi aydınlatacak, yeterli tecrübe oluşana kadar ihanet ederek iflaslarına neden oldukları arkadaşlarından aldıkları sorumluluk miraslarını gelecek nesillerden kendilerine katılanlara devrederek ve haklı buldukları için arkadaşlarının girişimlerine atıfta bulunmak suretiyle kendi savunmalarını yaparak ve çözümü başkalarından bekleyerek yaşamaktan başka
çare kalmıyor. Gelin şimdi konuyu son kez özetleyelim. Bir tramvay yolunda 5 işçi çalışıyor. Ve diğer bir yolda da bir işçi çalışmakta. Kontrolden çıkmış bir vagon, vagondan haberi olmayan 5 işçinin üzerine doğru ilerlemekte. İşçileri uyarma şansımız yok. Ve yanımızda vagonun yönünü değiştirerek vagonu 5 işçi yerine yine vagondan haberi olmayan bir işçinin üzerine yönlendirmemizi sağlayabilecek bir kumanda var. Ve aynı zamanda vagonun geldiği yolda bir köprü var ve köprünün üzerinde vagonun önüne itildiği takdirde vagonun durmasını sağlayarak vagonun işçilere çarpmasını engelleyebilecek irilikte şişman bir adam bulunuyor. Ve onun yanında vagonun kontrolden çıkmış bir vaziyette işçilerin üzerine gittiğini, bir şeyler yapılmazsa işçileri ezeceğini gören bir başka adam var. Böyle bir durumda kalan birçok kişi acaba vagonu önüne şişman adamı atarak ya da vagonu tek başına çalışan işçinin üzerine yönlendirerek 5 işçinin hayatına mal olacak bir kazayı daha hafif zararlarla atlatmayı başarabilir miyiz diyerek planlar yaparken birileri başka bir yol olmalı. Bu olaylardan ders çıkartarak işlerin daha dikkatli yapıldığı, daha tedbirli, insanların içerisinde huzurlu, mutlu bir şekilde yaşadığı bir sistem için çalışmaya başlamalıyız diyerek harekete geçiyor. Fakat ortamdaki düzenden, süreçten memnun olmayan birileri var ve yararlı olmaya, fayda üretmeye çalışmanın önemini kavrayamayan bu insanlar, olayda canları tehlikede olan, vagondan habersiz bir şekilde beklerken, tehlikeden bir şekilde canlarını kurtaran bireylere giderek, sizin canınız, sağlığınız tehlike altındayken, birileri tehlikelerle ilgili sizinle bilgi paylaşmak yerine, başka planlar peşinde koşarak yaşamayı tercih ediyorlar. Malımızın, canımızın, emeğimizin sarf malzeme olarak kullanıldığı gizli süreçlerde yok yere acı çekerek yaşamaya mahkum ediliyoruz, bile bile harcanıyoruz diyerek mevcut sorunların çözümü için daha güvenli, daha huzurlu bir ortam için harekete geçen arkadaşları aleyhinde gizli bir propaganda süreci başlatıyorlar. Bu propagandanın etkisinde kalan bazı bireyler, demek hayat böyle işliyor. Demek bizim gibi arkada dönen gizli oyunlardan, gizli süreçlerden habersiz olan insanlar, gizli gizli oyunlar kurgulayarak, araştırma yapan bireyler tarafından araştırmaları için sarf malzeme yapılıyor. Demek biz harcanacak, değersiz ayrıntılarız. Demek hayat bundan ibaret, öyle mi? Diyerek anlam veremedikleri bir oyunun içerisinde galeyana gelmiş bir şekilde çaresiz kalarak oyuna nasıl müdahale edeceklerini bilemeden öfkelerine yenik düşerek çeşitli tepki süreçleri kurgulamaya başlarlar. Ve bir de bakmışsın birileri insanlara kaza süsü verdikleri çeşitli tuzaklar kurmaya başlamışlar. Başka birileri böyle davranmalıyız. Başka çare yok. Aksi takdirde kültürümüz, inancımız tehlikeye girer diyerek insanları bu tür bahanelerle birbirlerine karşı kışkırtmaya başlamış. Bu sinsi süreçler devam ettikçe yeni yeni isyankarlar ve bu isyankarların suç işlemek için oluşturdukları gruplar türemiş. Bu gruplar bir yandan halka çeşitli tuzaklar kurarken birbirlerini tespit ettiklerinde birbirleriyle çeşitli blöfler aracılığıyla mücadele etmişler ya da ortak menfaatleri için beraber hareket etmeyi tercih etmişler ve böylece ortam iyice karışmaya başlamış.
bu karışıklıkların içinde büyüyen yeni nesiller için artık her türlü hile, tüm olumsuzluklar kültürün normal bir parçası olarak kabul görmeye başlamış. Timsahın bazı yavrularını yiyerek elemesi gibi, kartalın zayıf yavrusunu ölüme terk edip daha güçlü olanı beslemeyi seçmesi ve buradaki leyleğin yuvadaki yavrusunu fazlalık görerek, gereksiz bularak öyle olması gerektiğine inandığı için yuvadan atması gibi, insanlar sorunların çözümünü araştırmak yerine hem birbirlerinin hem de savunmasız yavrucakların harcanmasına göz yummaya başlamışlar. Ve zamanla anarşi ve terör hayatın doğal bir parçası olmuş. Karışıklıkları hayatının doğal bir parçası olarak bulmuş, kültürünün, inancının normal bir parçası kabul ederek yetişmiş olan yeni nesillerle beraber ortamı karışıklığa sürüklemek için gizli gizli çalışan bireylerle masum halk tamamıyla birbirlerine karışmış. Kötü niyetli olmak, sevgisizlik, saygısızlık hayatımızın her alanına yayılmış. İyi olan, faydalı olanla kötü olan, zararlı olan ayırt edilemez olmuş. Bu kadar deneyimden sonra sizi mağdur ediyorlar diyerek bazı bireyleri isyana teşvik edenler yanlış yolda olduklarını kesin bir şekilde kavramışlar. Fakat kışkırttıkları insanlara giderek yanlış yolda olduğumuzu anladık, bu yüzden geri dönmeliyiz diyemiyorlar. Çünkü öfkeli olan bu insanlar yapılan açıklamaları anlayabilecek tecrübeye henüz sahip değiller. Yaşanacak yüzleşmede öfkelerine yenik düşerek özellikle onları kandıranlara ve çevrelerine istenmeyen tepkiler verecekler. Bu da sistemi bir daha toparlanamayacak şekilde dağıtacaktır. Bu yüzden onları kandırarak bu hale gelmelerine neden olanlar, iyilik için başlatılan sürecin iflas etmemesi, başarıya ulaşabilmesi için bir yandan kandırdıkları insanlara yakalanmayacakları şekilde hareket etmek, bir yandan da ihanet ettikleri ve haklılığını anladıkları anlayışın sisteme hakim olabilmesi, ihanetçilere yenik düşmemesi için gereken çalışmaları yaparak yaşamak zorundalar. Fakat kandırılan, kışkırtılan bireyler, deneyimlerinin kendilerine sağladığı tecrübe sayesinde eninde sonunda kandırıldıklarını ve bir hedefe doğru yönlendirildiklerini fark edecekler. Bu sonuçtan kaçış yok. Bu yüzden sen bu arkadaşları senin yaptığın hatalar türünden hataları yaparken, o suçları işlerken kendilerini kendilerine yakalatacaksın. Bir yandan da insana düşen sorumlulukları hatırlatırsan, öfkeli isyankarlara karşı kendini korumuş ve onları isyandan vazgeçirerek çözüme yönlendirmiş, çözüme ikna etmiş olursun. Fakat bu arkadaşların arasından da ikna olmayacak, öfkelerine yenik düşerek kendi tepkilerini üretmeye devam edecek bireyler çıkacaktır. Ve tabii ki bu bireylerin aydınlanabilmesi için yeni süreçler gerekecektir. Böylece yeterli tecrübe birikene, herkesi barışa ve birliğe ikna edebilecek bir anlayış hakim olana kadar çözüm geleceğe ertelenecek. Tam bu noktada teslimiyetle yaşamayı seçen ve insanların huzuru, birliği için sürece devam ederken ihanete uğrayanlar, sürdürülen sürecin kutsallığını kavrayamayanlara karşı süreçlerinin kutsallığını ispatlayabilmek, bu kutsallığa şahit olmak adına isyanına devam etmeyi tercih eden bu bireylerden gelecek olan süreçten habersiz halk
insanlığın huzuru için yeterli tecrübenin birikebilmesi adına tecrübesizliğimizin bedelini canlarıyla, sağlıklarıyla öderlerken, süreçler vasıtasıyla insanları yönlendirenler, çözüm yolundaki tıkanmalarda herhangi bir bedel ödüyor mu sorusuna ve bu sorunun insanlarda oluşturacağı kuşkulara karşı çeşitli cevaplar bırakmak ve ikna edici cevaplar üretilemediği durumlarda ise biz de senin gibi bu yola can verdik mesajını verebilmek ve kutsal değerlere karşı, barışa, huzura karşı umutların kaybedilmemesi adına kendi canlarından oldukları süreçler üretmek zorundalar. Aksi takdirde zaman onları samimiyetsiz çıkartacak ve insanlar değerler uğrunda ölürken, öldürülürken onlar seyirci kalmış olacaklar. Teslimiyetle hareket etmeyi seçen bu insanlar, kendilerine karşı yapılan ihanetlerin ardı arkası kesilmeyince sorumluluklarını yerine getiremez olmuşlar ve kendilerinin son mesajlarını gündeme uygun buldukları şekilde bırakarak sistemin sorumluluğunu başka fikirlere devretmek zorunda kalmışlar. Önce bu arkadaşlara ihanet ederek sistemi ele geçirmiş fakat sonrasında pişman olarak fikir değiştirmiş olan bireyler bir yandan sistemi kurtarılamayacak şekilde zarara uğratmamaları için yeni isyankarları idare etmeye çalışırken bir yandan da isyanlardan doğan kargaşayı engelleyerek birliğin, barışın sağlanabileceği fırsatları kollayarak yaşarlarken sistemin sorumluluğunu, çözümü sağlayamadıkları takdirde sonraki nesle devretmek üzere kendilerine ihanet ettikleri arkadaşlarından devralmış oldular. Günümüzde insanları kendi hatalarıyla yüzleştirerek insanlığın birliğini ve huzurunu sağlamaya çalışan bu işlere hatalı bir seçimle suçlu olarak başlamış olan suçlarından aklanabilmek, bu da benim kaderimdi diyebilmek için ve kendi konumlarındaki bireylerin insanlığın huzuruna ancak bu şekilde katkı sağlayabileceğine inandıkları için bir yandan bireylerin kendilerini işledikleri suçlardan dolayı suçlayamayacakları bir konuma düşmesi amacıyla insanları suç işlemelerine neden olacak şekilde kışkırtan, bir yandan da bu tuzağa düşerek hata yapan insanları yaptıkları hataların sonuçlarıyla yüzleştirerek insanlara birlik ve huzurun, barışın, dürüstlüğün değerini kavratmak suretiyle insanlığın birliğini sağlamaya, barışı, huzuru hakim kılmaya çalışan, herhangi bir gerçek lideri ve merkezi olmayan, birbirlerine menfaat bağlarıyla bağlı olan, sisteme küskün birçok farklı grup ve bireylerden oluşan bu yapı, belki sistemin kontrolünün bu yapıya geçmiş olmasının da etkisiyle derin devlet olarak adlandırılmaya başlamış. Birileri kaçınılmaz olan bir kazayı veya kültürlerle ya da inançlarla ilgili bir anlaşmazlığı daha az kayıpla atlatmanın hesabını yaparak yaşıyor. Başka birileri bu tür müdahaleler yerine o kazalara ve anlaşmazlıklara neden olan şartlara karşı insanları aydınlatacak süreçler kurgulayarak kazaların ve anlaşmazlıkların yaşanmadığı ya da kabul edilebilecek şekilde sınırlandırılabildiği bir sistem için çalışmayı tercih ediyor. Mevcut sistemden, hayatlarından memnun olmayan başka birileri de ortamdaki tehlikeleri görmezlikten gelerek çeşitli çalışmalar yapan bireyler var. Onlar yüzünden gereksiz yere acı çekiyor olabiliriz diyerek tehlike atlatanları, olaylarda mağdur olanları
sisteme karşı kışkırtıyor. Bunun sonucunda kışkırtılan bireylerden öfkesine yenik düşerek oyuna gelen bazıları, demek hayat insanların birbirlerine harcadıkları bir süreç, öyle mi? Demek ki kimseye güvenmemeli ve kendi çıkarlarımız için bencilce hareket ederek yaşamalıyız, öyle mi? Diyerek hayatını anarşist bir anlayışla devam ettirmeye ve böylece ortamdaki karışıklıklar her geçen gün artmaya başlıyor. Bu bireyleri kışkırtanlar zamanla ihanet ettikleri insanların haklı olduğunu, arkadaşlarına ihanet ederek saptıkları yolun sakıncalı olduğunu düşünmeye başlarlar. Seçtikleri yoldan geri dönerek ihanet ettikleri arkadaşlarına katılmak isteseler de kendilerinin zamanında arkadaşlarının uyarılarını dinlemeyerek asice hareket etmeyi tercih etmesi gibi kandırdıkları insanlardan bazıları da onları dinlemeyerek öfkeyle hareket etmeyi tercih edecekler. İş bununla da kalmayacak. Kandırılan bireylerin, çözüm için çalışan grupların savunduğu değerlere dair farkındalıkları yeterli olmadığı için aydınlanma için oluşturulan süreçlerin değerini kavrayamayacak, hem kendilerini kandıranlara hem de onlarla ilişkisi olmayan, anlayamadıkları her türlü sürece öfkeyle yaklaşarak çözüm için başlatılan süreçleri iflas ettirdikleri gibi içinden çıkılmaz birçok yeni sorunun oluşmasına neden olacaklardır. Bu durumda ihanet sürecini durdurmanın tek bir yolu kalıyor. O da insanları aydınlatarak yanlıştan caydırmak. İkna olmayan ihanetçilerin çalışmaları, yeni ihanetçileri ve ihanet gruplarını doğururken, öfkelerine yenik düşerek insanlığa ihanet etmek suretiyle yaşamayı tercih eden bireyler, belirli bir tecrübeden sonra ideal yaşam tarzının bu olmadığını düşünmeye başlıyor. Ve o anda hayatla, sistemle ilgili kendilerine düşen sorumluluğun ne olduğunu anlayabilmek adına kendi kendileriyle ve kendilerini kandıranlarla yüzleşmeyi tercih etmek durumunda kalıyorlar. Belirli bir tecrübeden sonra kendi yaptıklarını da sorgulamaya başlayan ihanetçiler, o anda bazı bireylerin kendilerini kışkırtarak yönlendirmekte olduğunu ve bu tür azmettiricilerin tüm sisteme yayılmış durumda olduğunu görecekler. Bunun sonucunda kendilerini kışkırtanlara ve sistemde sakıncalı buldukları her sürece saldıracaklardır. Bu yüzden insanları kışkırtarak kafalayabildiklerini aralarına alan ihanetçiler, isyana teşvik ettikleri bu arkadaşlarının gerçeği görecekleri güne kendilerini ve sistemi koruyacak tedbirleri savunmayı hazırlamak zorundadır. Ve aynı zamanda o gün geldiğinde sorgulanacaklardan birisi de teslimiyeti savunan bireylerin savundukları fikirlerin bu kadar çekişmeye, can ve mal kaybına rağmen savunmaya değer olup olmadığıdır. İşte tam bu çaresiz durumda inandıkları değerlerin savunmasını yapmak zorunda olanlar, savundukları değerlerin uğrunda canından, malından vazgeçebileceğin, tüm hayatını onların uğruna adayabileceğin kutsal değerlerin mevcudiyetini bu gerçeği kavrayamayacak durumda olan bireylere mecburen bu yol uğrunda seçtikleri bazı arkadaşlarını anlayışı yetersiz bireyler ancak böyle kavrayabildiği için kutsal değerlere şahitlik uğrunda kurban ederek cevap üretmiş ve böylece
temsil ettikleri sürecin önemini kesin bir şekilde vurgulamışlardır. Peki, şekilde 2 numaralı gruba denk gelen bu grup, kendilerinin nesli yok olurken, aydınlanma uğruna kurban olup, sistemden silinip giderken, kendilerinden sonrası için, biraz önce derin devlet olarak adlandırdığımız grubun, sisteme hakimiyeti karşısında daha başka bir yol izleyemez miydi? Bu şekilde ilerleyerek, sisteme derin devlet olarak nitelendirilen yapının hakim olmasını bile bile desteklemiş olmadılar mı? Evet, halkın her geçen gün daha da olgunlaşarak daha sorunsuz bir hayata, daha onurlu bir yaşama kavuşmasını isteyen bu grup, eğer insanların yaptıkları hatalar sonucunda iflas edilecek ve tüm değerler yok olacak, gerçeklerle, kutsal değerlerle bağımız telafi edilemez şekilde zedelenecekse ve bunu bu derin devlet denen yapı bir şekilde durdurabiliyorsa, o zaman biz de bu işin çözümünü halkın yerine mantıkçı derin devletin sağlamasını mecburen destekliyoruz dediler ve o şekilde hareket ettiler. Çünkü sonuçta zararın neresinden dönersen dön, kârdır. Çünkü insanlık, iyiliğin, birliğin, barışın önemini kavrayamaz, huzuru sağlayacak bir çözüm üretemezse, kurtuluş için elimizdeki son çareyi derin devlet olarak tanımladığımız grubun yolu temsil ediyor. Bu yüzden bu insanlar, halk yapamazsa, devlet yapsın diyerek derin devletin çözüm planını desteklemek zorunda. Onlar bu yolu desteklemek zorundaydı. Çünkü bu yol bir nevi mecbur kalınmış kemoterapi süreci gibidir. Kemoterapi gibi uygulama aşamasında zararlı yan etkileri olsa da çözüm için kemoterapi gibi mecbur kalınmış son çaredir. Hayatta yaşam deneyiminden tecrübe elde etmek için bulunuyoruz. İrademizi geliştirmek için yaşıyoruz. Çektiğimiz sıkıntılar ve acılar, hepsi de hayatın doğal bir parçası. İrade sahibi olmanın doğal bedelidir. Ve bunca rekabetin, çatışmanın içerisinde büyüyen yeni nesiller için, bu çekişmeler artık hayatın doğal bir parçası olacaktır. Bu yeni nesillerden bazıları, ortamdaki çekişmelerde derin devlet denen yapının oyununa gelerek derin devlete katılacak ve derin devletin temsil ettiği hedefler uğrunda yaşamaya başlayacak. Geriye kalanlar ise artık çatışmayı kanıksamış oldukları için çeşitli bahanelerin arkasına saklanarak, aslında neden rekabet ederek o şekilde hareket ettiklerini bile bilmeden, birilerinin telkinleri doğrultusunda derin devletin onlara gösterdiği hedefe sürüklenerek yaşayıp gidecekler. Bunun sonucunda bu ortamda halkla aslında mafya, yeraltı dünyası gibi isimlerle de anabileceğimiz derin devlet dediğimiz gizli yapı arasında şeklen hiçbir fark kalmaz. Kimin blöf yaparak yaşadığı ve kimin gerçek, yani doğal seçimleriyle hareket ettiği ayırt edilemeyen yeni ortamda araştırmacılar en sonunda yeterli tecrübe biriktiği gün temel olarak bazı hedefler uğrunda çalışan fakat hedeflerine tam olarak ulaşamadan ortamdaki karışıklığa kurban giden bazı idealistlerin savunduğu bazı süreçler, ortamdaki süreçlere tepkiler barındıran başka süreçler ve bu tür süreçlerin tartışılmasıyla ortak temel meselelerin, ortak merakların tartışılması sonucunda ortaya çıktığı için, herkes için ortak tarafları olan, herkesi ortak bir sona taşıyan, sürükleyen bir başka süreç keşfedeceklerdir.
araştırmacılar, süreçlerde var olan birçok farklı grup hakkında bir fikre sahip olsalar da, onların bu keşfi yapmaları için gereken tecrübeyi biriktiren süreci başlatanın kim ya da ne olduğunu, bu sürecin tam olarak nerede başladığını bilmeleri mümkün değildir. Çünkü araştırmacı çözümle ilgili fikrini ve farkına sonradan vardığı süreci bilinçli olarak tasarlanan gizli süreçlerden habersiz yaşarken elde ettiği tecrübe sayesinde sonradan keşfetmiştir. Dolayısıyla sürecin başlangıcı olarak kabul ettiği odağın kendisi gibi süreci sonradan keşfeden birilerinin süreci bir sonuca bağlayamadıkları için en azından keşfettiğimiz sürece bir katkımız olsun diyerek yaptıkları bir katkı, bir yorum mu yoksa hakikaten sonuna geldiğini düşündüğü sürecin ya da içinde bulunduğu durumun öyle olmasını sağlayan başlangıç noktasının ta kendisi mi bunu asla bilemez. Yani süreci halkın ya da derin devlet denilen oluşumun içerisinden keşfedenler birbirlerinin gerçekte bu iki ana topluluktan hangisine ait olduklarını bilemezler. Keşfettikleri süreçlerin çıkış noktasını ve varacağı hedefi tam olarak kestiremezler ve kendilerinin yapacağı katkının sürece ne kadar etki edebileceğini, ne getireceğini tahmin etmeleri mümkün değildir. Süreçlerin varlığını sonradan keşfeden bir araştırmacı, eğer süreci layıkıyla şeffaflaştırmaya gücü yetmiyorsa, yaşamını elinden gelen katkıyı sağlayarak ve gelecek kuşaklara o gün hakim olan anlayışlar üzerinden kendi öğütlerini bırakarak sürdürecektir. Dolayısıyla süreci keşfetmiş olan bir araştırmacı, süreci başlatanların kendisi gibilere bir öğüdünün bulunup bulunmadığını ya da süreci geçmişte kendisi gibi sonradan keşfetmiş olan fakat süreci bir sonuca bağlamakta başarısız olduğu için gelecekteki araştırmacılara kendi öğütlerini bırakanların olup olmadığını araştıracak ve elde ettiği bilgileri de değerlendirerek o günün şartlarına uygun olarak kendi tepkisini oluşturacaktır. Tepkileri üretenler ister derin devlet olarak tarif edilen topluluktan, isterse halkın içerisinden gelmiş olsun, hepsi de belirli bir olgunluğa eriştikleri an, geçmişte bırakılan öğütlerden de yararlanarak, içinde bulundukları durumda çözüme katkı sağlayacak en uygun tepkiyi üretmek isteyeceklerdir. Araştırmacı zamanla var olan tüm süreçlerin silinip gittiğini ve yerlerini daha ideal olana bıraktıklarını ve bazen tembellik ve cahillik nedeniyle idealden uzaklaşıldığını ve bu yüzden süreçlere yapılacak katkının herkesin kaderini doğrudan ilgilendiren önemli bir ayrıntı olduğunu iyice anlayacaktır. Örneğin bir araştırmacı araştırmalarına dayanarak insanlığı daha ideal olana ulaştıracak süreci Osmanlı padişahının temsil ettiğini iddia edebilir ve araştırmalarına devam ettikçe padişahın temsil ettiği ideal sürecin ihanet sonucu ya da padişahın hataları sonucu başarısız olduğunu düşünebilir. Başka bir araştırmacı ise insanlığı ideal olana taşıyacak süreci Atatürk'ün temsil ettiğini ve Atatürk'e yapılan ihanetler sonucu Atatürk'ün başlattığı sürecin başarıya ulaşamadığını iddia edebilir. Ve bir başkası da aynı şeyleri Menderes için düşünebilir. Sayısız farklı araştırmacı, sayısız farklı başlangıç koşulunu referans alarak bunlar gibi sayısız farklı örneği, iddiayı
ortaya koyabilir. Bu tür farklı iddiaları olan gruplar, birbirleriyle yardımlaşarak hepsini kapsayan bir ideale ulaşabilecekleri gibi, aralarında çatışarak herkes için ideal olandan uzaklaşılmasına da neden olabilir. Birileri bu tehlikeyi öngörerek çeşitli önlemler üretmek isteyebilir ve sisteme küskün olan başka birileri de insanların birbirleriyle çatışması için sinsi sinsi çalışarak bilinçli olarak kargaşa çıkarmak isteyebilir. Kaos için çalışan bu sinsi bireyleri fark edenler, bunlar için yeni önlemler üreteceklerdir. Halkın içerisinden sisteme karşı çalışmayı tercih edenler çıktığı gibi, insanlığa karşı kötülük için çalışanların içerisinden yaptıklarından pişman olarak faydalı bir birey olarak çalışmaya başlayanlar olacaktır. Ve yeni nesiller bu çekişme ortamında yetiştiği için zamanla bu çekişmeler hayatın normal bir parçası haline gelecek. Çatışmalar doğal karşılandığı için çatışmanın altında yatan nedenler araştırılmayacak ve insanlar hiçbir şeyi sorgulamadan ait olduklarını düşündükleri süreçlerde neyi neden yaptıklarının gerçek nedenini tam olarak bilmeden birbirlerine yabancı bir şekilde yaşayıp gidecektir. Kaosun ve belirsizliğin hakim olduğu böyle bir ortamda bulunan araştırmacılar olarak ortamdaki sorunları çözmek ve hayatımızı yönlendirenin ne olduğuna dair daha gerçekçi tanımlar elde etmek istiyorsak, büyük küçük her türlü kuramı dikkate alan ve tüm olanlara bir açıklama getiren bir temel şablon üzerine çalışmak zorundayız. Böyle bir şablonu elde etmek isteyen bir araştırmacı için geçerli olan tek yol, ortamdaki olayları ve her türlü kuramı değerlendirerek anlamlı bir bütün oluşturmaya çalışmaktır. Bu yüzden başladığımız süreçte bir yandan var olan tüm kuramları tanımaya çalışacak ve bir yandan da tüm kavramların, her türlü kuramın uyum içerisinde var olduğu o anlamlı bütünü keşfetmeye çalışacağız. Süreç sırasında araştırmacıların görüşlerinin referans aldıkları olaylara göre şekillendiğini, referans noktasını değiştiren araştırmacının görüşlerinin de değiştiğini, dolayısıyla araştırmalar sırasındaki görüşlerin tamamının ön yargı olduğunu, görüşleri farklı farklı olsa da, birbirleriyle çatışsalar da, tüm öznelerin tabiatın doğal bir parçası olduğu gerçeğini aklımızdan çıkartmadan, insanoğlunun şu ana kadar bedelini ödediği hayat tecrübesini tüm insanların faydalanabilmesi için öznelerden bağımsız olarak ortaya çıkartmak için çalışacağız. Ve tüm çabaların sonunda var olan tüm kuramları öznelerden bağımsız olarak birbirleriyle eşleştirdiğimizde tüm öznelerden ve ön yargılardan bağımsız bir gerçeklik tanımı elde edilmiş olacaktır. Sürece başlarken öncelikle bir yandan mevcut kuramları ve iddiaları anlamaya çalışacağız ve bir yandan da bu kuramları ve iddiaları kullanarak yapılan tüm yorumların referans alınan noktaya göre değişiklik gösterdiğini, herkesin birbirinden farklı referansları olduğu için birbirleriyle çakışan farklı düşüncelerin varlığının normal olduğunu, çelişkilerin çözüm sürecinin ilerlemesini etkilememesi için bireylerle ilgili değil, daha ideal olanı keşfetme ile ilgili olduğumuzu ve olmak zorunda olduğumuzu aklımızdan çıkartmadan referans noktamızdan günümüze farklı olasılıkları da hesaba katarak her türlü olayı anlamlandırmak ve açıklamak için kullanabileceğimiz bir temel şablon elde etmek için çalışacağız.